Sayın ve sevgili izleyiciler, hepiniz 18. geleneksel kısa oyun günlerimize hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun adı Ah Şu Gençler. Hepinize iyi seyirler dilerim. Gençlerin sorunu nedir efendim? Nedir efendim? Kardeşim ben sana soruyorum. Kardeşim susun ben sus. Şuradaki çiçekten farkım yok. İki dakika durup arkaya geçip yatacağım. Ya ne demek arkaya gideceğim ya? Bütün oyunu tek başıma anlatacağım ben. Evet zoruna mı gittin? Hadi hadi başla milleti bekletme. Evet madem öyle. Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gençlerin sorunu ne dedik cevap alamadık. Çok sorun var ama biz temelden başlayalım dedik. O zaman ilk sahne başlasın. Sabri işim. Abi kahvede ne işin var? Sıkılıyorum kardeşim, bunalıyorum. İyi oyunlar abi. Yavrum be, şu yürüyüşe bir bakar mısın? Alem delikanlı görsün be. Ben böyle yürüyen bir insan daha ömrü hayatımda görmedim. Sayın seyirciler, bu bir kamu spotu. Sigara ve benzeri kötü alışkanlıklar sizi ve ailenizi olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden sigarayı bırakın, hayatı bırakmayın. Ben de rol icabı içiyorum zaten. Ne haber? Ne öyle arkamızdan sessizce geliyorsun, aklımız gitti. Her delikanlının bir gelişi vardır Sabri. İçerisi nasıl, Jurassic Park mı? Şampiyonlar Ligi gibi galericiler, pırlantacılar. Az önce Ekrem abi de yukarıya çıktı. Ekrem mi? Geldi ha. Bu sefer o kızı alacağım Sabri. Sen de ayağını denk kal. Fazla açılma buharlar adamı Sabri. Sağ ol, bir rüzgar. Çikolatalı çilekli muzlu sütüm var. Ben de çikolatalı süt alayım Sabri. Başka kurduysa delikanlı adamı bozar da. Ben de bir çilekli alayım. İyi oyunlar abi. Ayı kafayla konuşulmaz işi. Gel senle içelim. Adamı var bu çikolatası. İkinci yanlış örnek. Kızını zengin kocayla mürvetini görmek isteyen bir anne. Nasıl derim ben bu kıza? Nasıl derim? Nasıl derim? Para peşindeyim diye nasıl derim? Neyse. Ah ne bir iş. Gel kızım gel. Gel anası kurban gel. Oldu ana. Sorma kızım. Talih kuzusu İbrahim başımıza kondu ayol. Kim bu İbrahim? İbrahim değil kızım. İbo. Süper İbo. Hem azıcık cilve. Uzaktan sonra ben öğreteceğim sana cilve yapmayı. O sana ya elin adamına cilve borcu mu var? Ay bu kız beni öldürecek anam. Özelliği nedir bu İbrahim? Sorma kızım. İbo da atlar, katlar, yatlar, milyonlar var, milyonlar. Ama ana en önemlisi. Son görünmesi açık mı?
yavaş yürü canım canan. Yol akıda şader gelsin ne var ne güzel. Sen de verdin güzel. Gördünüz, atmaz atmaz. Ya mutlu olamazsam? Düşünme kızım, İbo'dan zengin yok. Hem bir kere para var, huzur var. Bilmem ki. İyi, iyi. Be. Peki kıskanç mısın Şazimen? Benim yapma dediğim şeyleri yapar mısın? Yapmam. Ay, hayatımda ilk defa sadece ayaklarını gördüğüm bir insandan hoşlanırım şu an. Çok utanç verir. Ben de senden çok hoşlanıyorum. Ay çok heyecanlı Seda abla, aç artık şu paravanı. Peki madem sizi daha fazla heyecanlandırmadan paravanımızı açalım. Bir saniye. Şazimen de özel bir soru sormak istiyorum. Ercümen de ekranda gördüğü zaman ne diyorsun? Ya. Vav, wow, çok yakışıklı ya. Hayır hayır, o değil. Başka bir şey daha duydum ben. Ya utandırıyorsun. Aşk itam. Peki madem, o zaman artık paravanımızı açalım. Güzelliğini Malatya'nın karşısından mı alıyorsun sen? İyiyim abla, hem de çok iyiyim. Hemen şu an evlenebiliriz. Kenetlenmişsin kalbime, ilmek ilmek. İşlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle bileyim söyle. Benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. Canlı yayın. İnsanlar derken doğa yasaları işlemeye başlar. Müjdemi isterim, müjdemi isterim. İbo Bey. Efendim? Bir oğlunuz oldu. Ne? Bir oğlum mu oldu? Onu kendim gibi yetiştireceğim. Erkek gibi erkek. Ben anamın yanına giderim. Osman efendim. Sizin de nur topu gibi bir kızınız oldu. Ne? Kızım mı? Ulan hatun, bu muydu senin acarlığın? Ben senin için bütün KPSS kitaplarımı sattım. Ben şimdi babamın yüzüne nasıl bakacağım? Ercüment Bey. Seni dinliyorum ey beyaz melek. Sizinki ikiz. Ah, beni o kadar sevme demiştim altta akına bittim. Bu devirde ikiz bakıyor. Ne? Bebek bezinde indirim mi var? Beyler koşun koşun, bebek bezinde indirim. Ne dersiniz? Acaba Bayan Nebiş'le Bay İbo'nun Osman Efendi ile Acar kızın Ercü ile Şazimert'in çocukları nasıl büyürler? İlgili, bilinçli, fedakar ana babalara selam olsun. Biz bu tür sakat, şaşkın evliliklerden olan çocukları izleyeceğiz. Önce buyurun. Kuralcı mı kuralcı, dakik mi dakik? Yani çocuğu ile çok yakından ilgilenen bir baba. Haydi izleyelim. Haydi çocuğum başla. A. Şimdi söyle. Lale. Bravo benim güzel kızıma. Bugün üç harflik bir kelimeyi 7 saniye 5 saniyede okudun. Şimdi matematiğe geçiyoruz. Benim matematiğim çok iyiydi. Tıpkı sen de benim gibi olmalısın. Bak şimdi soruyorum kızı. Bir kere bir. Bir kere bir. Bravo. Bir kere bir. Fevkalade. Bir kere bir. Haydi çocuğum. Bir kere bir iki eder. Hayır. 11 eder. Salak mısın sen kızım ya?
Ulan kesin çocukları karıştırdılar. O hemşire zaten erkek oğlum oldu dedi. Senin gibi kızı verdiler elimize. Ya da o acel herif oğlum olmasını kaldıramadı kendini. Çocuğunu kaçırdı. Şimdi bak kızım, bir kere daha soruyorum. Bir kere bir. Bir kere bir. Haydi çocuğum, çıldırtma beni, yeter yavrum. Bir kere bir. Bir kere bir. Bir eder. Bravo. Benim aslan kızıma, dahi kızıma. Bugün bir kere birin kaç ettiğini 36 saniye 5 saniyede bildin. Müthiş bir gelişme. Herkes bir dahinin babası diyecek bana. Aman sakın beni rezil etme kızım. Şimdi tarih sorularına geçiyoruz. Hazır mısın kızım? Hazırım. Çok kolay bir soru. Avrupalıların sakalının kızıla çalması nedeniyle Barbarossa dedikleri Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasını yeniliyor atan çok kolay soruymuş. Osmanlı denizcisi kimdi? Piri de ismini. O haritayı buldu. O da mühim ama o değil kızım. Fatih Sultan Mehmet diye biliyorum. Kızım Fatih Sultan Mehmet de değil. Bak iyi düşün. Bak bir daha soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bak şimdi ben adama Barbarossa diyorsam adamın adı nedir? Mehmet mi? Bizim biz Barbarossa Mehmet mi diyoruz? Bak şimdi tiyatro denince akla gelen uzun mu uzun, yakışıklı mı yakışıklı, bıyıkları şekil adam. Bak bizi seyrediyor, utandırma beni. Dursun. Aferin. Şimdi ben adama Dursun o diyorsam adamın adı nedir? Dursun. Ben adama Barbarossa diyorsam adamın adı nedir? Dursun. Lanet olsun benim içimdeki insan sevgisi. Lanet olsun senin gibi evlada. Ben gidiyorum kızım. Diğer odaya. Baba. Yani Dursun değil mi? Ben sana Dursun. Bir yanlış örnek daha. Sevgili çocukları ile yine çok yakından ilgilenen bir ana baba. Yürü! Otur! Sezercik bile seni kadar sokaklarda dolaşmıyor. Anan mı yok baban mı yok? Tabii olmazsa başında bir ana. Sahi nerede o kadın? Neriva! Neriva! Ben sana bu çocuğu sokağa bırakma. Terbiyesiz olur. Ahlakı bozulur demedim mi? Şu köşedeki sokak satıcısı var ya. Ondan fazla mesai harcıyor bu çocuk sokakta. Sallana sallana gezeceğine. Şu çocuğa sahip çık. Dediyse dedin. Ne yapayım? Çünkü senin deli çocuğunu avutamam ki. Ha, bu kadar kıymetliyse koy cebine işe götür. Çocuğun yanında bir bölümle konuşma. Hazır yazar mısın? Çat! Kaba çat! Bir daha söyle. Aman sen de aç böyle gözlerini yaman kurbağa gibi. Allah'ım keşke sadece erkeklere bulaşamıyoruz. Bana bulaşsa da şu karıdan kurtulsam ya. Asıl ben keşke seni hiç tanımasaydım. Bensiz karım. Ahlaksız. Ulan bilen bulan gibi karıman. Kocam. Gezin yoksan her anan körlük yap. Ulan sen de lan Polatsan ben de. Nerede? Dursun Şahin. Dursun Şahin de çıkar. Lan nasıl tanımazsın? Yeryüzüne düşen ilk tiyatro tanesi. Neyse, neyse. Sen ana nedir bilir misin al? Ana olsaydın da gösterseydin bilirdin. Havalara bak havalara. Kızı soğuktan doğmasın diye 2 milyon dolar yakan Pablo Escobar bile senin kadar babalık taslamadı bencili. 2 milyon dolar yakmadım ama. Senin gibi bir karıyla evlenerek bir gençlik yaktım ben. Ay ben senin gençliğine tüküreyim lan. Ulan yuh sana. Asıl sana yuh. Kepaze. Sefil. Arlan maskarı. Utanmaz. Ulan kaklam. Dümberek. Cadı. Boş ver benim. Ne demek kastan ne dedin? Yeter be dedim. Ne dedin he? Niye acaba dedin bu? Niye çocuk böyle oldu? Niye? Anladın mı şimdi Neriman? Neden çıldırıyorum bu çocuğu sokağa bırakma diye? Ahlakı bozuluyor karıcığım. Bugün be diyen, yarın dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz der. Bize racon keser, ne yaparız? Sahi, herif, biz ne yaparız o zaman? Ya. Sizce az önceki evlilik nasıl sonuçlanır? 3 vakte kadar mahkeme görüyorum. Yalnız
Üç yıl mı? Üç gün mü? Bilemem. Evet sayın yargıç. Aşk ile Şevk ile evlenmiştik. Üç saniyeymiş. Evlenmezsek ölürüz sanıyorduk. Gözümüz dünyayı görmüyordu. Altı kız, altı oğlan çocuğu yapacak. Belki de bir futbol takımı kuracaktık. Ronaldinho gibi kıvırcık saçlı çocuklarımız olacak. Efsane Milan kadrosunu yeniden kuracaktık. Mutluluk içinde yaşayacak, bir yastıkta koşacaktık. Ama gel gör ki birinci çocukta pes ettik. Anlaşamıyoruz sayın yargıç. Zaten anlaşmamıza imkan yok. O Trabzonsporluymuş, ben Fenerbahçeliyim. O İstanbul falan önem veriyor, ben Tarot falan inanıyorum. Bir kere o yengeç, ben Aslan Burcu'yum. Ayrıca o 10 yıl geriden geliyor. Hala Spotify'ı bile yok. Kral Efendim'den Neşet Ertaş dinliyor. Ben ise Semi Cenk, Uzi, Sefo dinliyorum. Sevgili kardeşlerim. Boşandınız. Oh be! Dünya varmış. Kurtuldum be! Anne. Ne var, ne var? Şey, babamın ayağına bassana. Gerizekalı, o evlenirken oluyor. Yaz belası, ne bağırıyorsun çocuğa? Bu yaşta anasının zeka seviyesine ulaşabilmiş. Aferin prenses. Aa babişko. Ben kimde kalacağım? Sahi, bir de Milan'ımız, kızımız var. O ne olacak? Hatta al senin olsun. Yo. Dur bir saat. Ona benden daha iyi bakarsın. Lan Asiye de kendine bir uşak tut. Trabzonlu uşaktan da o da var. Ayrıca ben artık çalışacağım. O gratis senin, bu Starbucks benim. Gezeceğim. Sahi Starbucks da boykot ediliyor. Nasıl gideceğim? Çok sorumsuz bu ara senin. Asıl sorumsuz sensin lan. Ne Mbappe ne orada kim var? Orada genelde Neymar olur işte. Oralarda Neymar olur işte. Hayati kur ne Mbappe yok. Neymar yok. Bunun tersi de var. Bırak o çocuğu! Ne var benim çocuğumu? Ver bana ver! Benim babanın evinden mi getirdin lan bizim evde? Gazete okumaktan anasının kızı. Saçımdaki değişikliği fark etmeyen de ne bileyim. Dikkat çekmeye çalışırken ben... Kadınlar toplam anladı, erkekler bu ne diyor. Bu ne kızım? Saçımı boyattım. Önceki hali neydi ki? Öyle ölmez Füzat. Herkes işi gücü bıraksın Tuba'nın saçına baksın. Only zaten tiyatrodayız. Öyleyse kestemde giyinip Barbie filmine gidelim mi? Ya erkek adam nasıl besbembe giyinip Barbie filmine gitsin? Ya canım sıkıldı, dışarı çıkamaz mıyım? Çıkamazsın. O zaman Merve'lere gideyim. Ben dışarı çıkamazsın diyorum, bu Merve'leri diyor. Bilirim ben o Merve'leri. Sus kız, babam duymasın. O zaman TikTok seyredeyim. Bir de saçma sapan dans et kızım. Gel buraya gel. Oh canım sıkıldı ya, bir arkadaşımı çağırın bari ne olur. Hayır. Gidiyorum ben. Git diğer odaya. Bizde bir tuhaflık var.
acaba karıcığım? Aşkım gençler! Böylece birinci bölümün sonuna geldik. Şimdi ayaklarımızın ucuna basa basa bir eve girelim ve bir kız arkadaşımızın aile içindeki durumunu gözleyelim. Allah! Şeşmeş! Teyzem kızım koş bana bir bardak su git. Heyecandan boğazım kurudu. Ağabeyini mars ediyorum mars. Selam kızlar. Üzerimdekini çok sormuşsunuz. Sevgiyüzde nazar kanalı. Şaka şaka. Diğer konuyu bitiyorum. 40 yılda bir şaşırdım ve bir bardak su istedim be kızım. Üf baba üf, kurtulayım bu evden. 777. Heyecan. Kalk kız şu bulaşağı yansın. Bu ne ya, bütün evin işi bana bakıyor. Temizliği bende, bulaşığı bende, yemeği bende. Anayım ben ona, hizmetçi değilim. Ağlayacağım artık ya. Bıktım ya. Acıların dermanı ağlamak olsaydı eczacılar sana satardı anne. Satsalarmış keşke ya. Bıktım bu evden. Ya babasına bir bardak su getirme. Bulaşığa yardım eder mi hiç? Elini vicdanına koy be kızım. Ay baba, elini vicdanına koydum. Oje elbisemle uyumlu çıktı. Heyecan. Kız bu pantolonun haline senin köpekler mi ısırdı? Dikiş setimi getir de dikeyim anne. Kızım. İnşallah hafızam siliyordur. Kızım 3 dakikayı hatırlamak bile istemiyorum. Hafıza silinsin. Tamam anne yapma. Tamam. Hayır inşallah. Yine ne oldu? Ne olacak? Babasına bir bardak su getirmeyen bu çocuk. Babaanne gel senin üzerindekileri de linkleyelim. Buna ne linklerde bulacaksın? Götürdüm geçen sene hayvan getirdiydi. Taytında mı acı davran o Gucci'de? Çok sinirlenmiş. Ne böyle kızım, Gucci'me gider. Heyecan! Bari zahmet olmazsa saati söyle de babana kaçta mars olsun tarihe git. Türkiye'de bir kişi aile içi baskıdan hayatını kaybetmek üzere. Bu kızın adını iki teyzen koymuş. Ya yanıp da Nazlı koysaymışız. Bu evde yaşanmaz artık, gidiyorum ben. Dur. Şu ellerin numaraları neresi? Kim aradıysa vermiş. Bunlar... Dur. Aramızda sorularımıza cevap vermek üzere bir uzman bulunuyor. Doktor hanım, acaba arkadaşımın tercihi olmasın? Hayır efendim, gözlemlerime göre turp gibi. Peki, niye hiçbir işin ucundan tutmuyor? Doğruluktan efendim, doğruluktan. Niye olacak? Neyse, kendisine soralım lütfen. Ben de merak içerisindeyim. Peki efendim. Teyzecan. Aman sizde. Nikah yeni sevgili yapmış zaten. Bunca senedir kız olan ben sevilmekte sıfır. 2 yıllık nikah 4. Sus be. Kifayetsizlikleriz. Şimdi sırada Teyzecan'ın tam tersine fevkalade atak, canlı, hayat dolu bir erkek arkadaşımız var. Yani Teyzecan'ın ağabey. Adam yoksak sen sağlıklı olmuş. Baba, teybi tamire vermiştim. Ne oldu? Yarın akşam alacağım. E dün de öyle demiştin. Bitirememiş oğlum, ne yapayım? Otur başında bekle, bak nasıl yapar. Baba, tembel bunlar, tembel. Yarın akşam uğra al. Ama gözünü seveyim bu sefer üşengeçlik etme. Anne! Erik ne oldu? Oğluşum senin bu kardeşin bende akıl mı bıraktı? Yıkıyorum hemen yavrum. Çabuk al anam, gariban anam, çilekeş anam. Nasıl başlayacak birazdan anne? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bitmedi gitti şu sağlık programı da he. Nineciğim. Hadi süveterimi getir, hava serinledi galiba. Cevra. Koku ne lan? Kız, Umur Ocağı'ndan yeni bindin değil mi koku? Yo, deden getirdi. Geçen sene hacdan getirdiydi bunu da. Çabuk gazetemi getir hadi. Hadi koş. Batık tanker gibi yürüyor. Azrail'e de böyle gidiyorsun ölmedin gitti ya. Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku. Kal, yaşlılık derken şimdi de deliliğe geçti. Amma yutturmaca program yapıyorlar ha. Değil mi baba? Hadi bakayım sen de fırla. Bana bir bardak su getir. Lan oğlum boş hadi. Büyük bardak mı olacak ha? Soğuk olsun. Anne! Yorulma! Tuzla kaçsana! Anlamadım. Tuzla kaçsana! Allah Allah! Otur bakayım şöyle. Ne olmuş yani? Çalışsınlar biraz. Hem işleyen demir ışıldar. Yuvarlanan taş. Yosun tutmaz. Sen böyle iş buyur. Sana akıl öğretsin.
Dur yolcu. Lan durursam şerefsizim. Gazetemi sağlayın. Gelin. Gelin. Buyur kaynanacığım. Söyle. Bir çay veresen. Bıktım sizden. Bıktım ya. Nereden buldun bunu? Evlen evlen diye başımın etini yedim. Programdan bu geldi. Doktor hanım, bana bir şey sormamanızı rica ediyorum. Zira biraz sinirlendim, tansiyonum yükseldi, kan şekerim düştü. Siz nasılsınız beyefendi? İyiyim. Ya! Niye şaştınız doktor? Önemli değil, inanın hiç önemli değil. Buyurun devam edin. İsterim, isterim, isterim! Ne istiyor bu? Lastik papuç. Değil, değil, değil! Yani? Hristiyon diyor Snickers. Ne diyor? Hristiyon diyor. Kimmiş bu Hristiyon? Ne diyormuş? Ya ben belediye anlasınıyım baba. Kimse beni anlamıyor. Ayakkabının markası Hristiyon diyor. Evlenme basma tulumba gibi ne tepilip duruyorsun tepemde canım kızım. Madem o marka ayakkabı gerekli alırız. Bu ay aylığı mı? Zamlı alacağım zaten. Tam 11.400 lira. Kaç aymış bu ay? 20.000 be 20.000. Ne? Ne? Düzineyle mi satıyorlar bu meredi? Ben nereden bileyim ya? Kızım ayağındaki ayakkabı neyine yetmiyor? Hem kim kaybetmiş ki o kadar parayı ben bileyim? Herkeste var baba, ben de istiyorum. Bizim de harcımız var, borcumuz var, kiramız var be kızım. Bu ülkenin son parasıyla güzellik salonu açmış olabilirler mi? Ölmek, ölmek istiyorum. Şazi bak nefesini tutarım. Tamam anneciğim alacağız, yapma tamam, yavrum. Kızım, tamam kızım, tamam. Madem o kadar çok istiyorsun alacağız, yapacak bir şeyimiz yok. Bütün kötü babalar sana kurban olsun. Kanı beş kuruş etmeyen bütün babalar sana kurban olsun. Baba! Sağ ol kızım. Benim kara kuzu ama birkaç ay sonra, bir akşam üstü. Hanım! Gel! Gel bak ne aldım? Ne aldın bey? Bak! Bu kızın istediği ayakkabılar. Kızım! Ay, mutluymuş tepilmekte. Gel, gel bak güzel. Sana ne aldım? Ne aldın? Bak! Bak! Aa, bu Hristiyon diyor sizi kızım. Ya, ya sonunda başardım. Aldım kızım. Ulan modası geçti baba. Yenisi çıktı. Şimdi de ben ölmek, ölmek, ölmek istiyorum. Bunlar da bana kaldı. Bu da böyle bir sahneydi. Doktor hanım, acaba bana bir şey sormamanızı rica ediyorum. Yeter artık çok sinirlendim. Artık annelerin, babaların, komşuların yakalarından düşüp biraz da okula gidelim. Bizim sınıfa! İşte bizim sınıf. Amacımız ne öğretmenleri eleştirmek ne de bilgiyi küçültmek. Tövbe, sadece bilgi görüntü sergileyeceğiz. Zaten biz de öğretmen olacağız. O yüzden iki işi aynı anda yapıyoruz. Hem kendimize çuvaldız batırıyoruz hem öğretmenlere. Yani düşününce her türlü kendimize batırdık. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz öğretmenim, siz nasılsınız? Doğrusu sizi görene kadar çok iyiydim. Her neyse, konumuza geçelim. Konumuz cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi hakkında neler biliyorsunuz? Öğretmenim, bence bu dönem hala devam etmektedir. Cahiliye dönemi bitseydi haberimiz olurdu. Kızım, sen etrafında Ebu Cehil görüyor musun? Erkekleri görüyorum. Sen nereden anlıyorsun erkekleri? Neyse, sen söyle. Nusreyman. Şey, hocam, bence İlbay Ortaylı'nın atıları cahillerle mücadele etmişti. İlbay Ortaylı'yı bilmem ama benim sizin cehaletinizle savaştığım kesin. Yine de merak ettim. Niye böyle düşünüyorsun? Şimdi hocam, kendisi hala cahille muhabbeti kesine program yapıyor ya, oradan aklıma geldi. Kes, kes, kes! Bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Ben o kadar fıkıh, kelam, tefsir öğreneyim, gelip size sorular sorayım. Siz gelin bana Mekkeli müşriklerin cevabı. Anladık. Dinden bir habersiniz. Haftaya bir iki yarışması var. Bari pozitif bilimlerde bir şeyler bilin canım. Ay bu nasıl kadın ya? Dışarıdan baktım yeşil türbe içine girdim. Öğretmenim. Dinde çok konu var mı? Senin şapşal. Bir de dinde çok konu var diyor. Fıkıhı var, tefsiri var, İslam hukuku var, kelamı var. Var da var yani. Tamam, ha bir de...
Günaydın öğretmenim. Oturabilirsiniz. Aa, hacı oturttu. Ya bu tavan ayaklarının ne işi var? Kim o tavan ayak basan? Neyse, önce bir yoklama alalım. Ayşe. Burada. Fatma. O da burada. Hayriye. O da burada. Ayşe Fatma Hayriye. Çakılırsam sanmaz. Yaşı ne sevdiğe. Giresun Kalesi nerededir? Van'da mı? Gel! Biraz geciktim diyor. Yahu bu ikinci ders, dersin de sonu. Niye geç kaldın? Öğretmen, evden tam zamanda çıktım. Dolmuşa bindim. Dolmuş trenle çarpıştı. 7 ölü 16 yaralı verdi. Güven sağ salim. Otur yerine, geveze! Otur yerine. Kalkma buradan. Nerede kalmıştık? Giresun Kalesi'nin nerede olduğunu sormuştuk. Güzel. Söyle bakalım Kazan'da Giresun Kalesi nerededir? Öğretmenim, siz üzülmeyin diye söylemediydim. Hem geçenlerde Türk kardeşim öldüydü. Dün helvasını kavururken Türk gaz patladı öğretmenim. Bütün eşyalarımız yandı. Bu arada affedersiniz, tarih kitabım da yanmış. A benim talihsiz kızım, sen geçen ay ödevini de getirmemişsin ki. Haklısınız öğretmenim, babam balkondan düştüydü. Her gün hastaneye gittim. Ya başka kimse yok muydu? Yoktu öğretmenim, babam balkondan düşünce bunu duyan anam kalp krizi geçirdi. Kardeşim de heyecanla deli tutuldu. Yeter, otur yerine, geveze. Aa, hoca oturttu. Hocam, tuvalete gidebilir miyiz? Arkadaş ağlıyor da. Neden ağlıyorsun? Sevgilisinden ayrıldı hocam. Olsun. Hayır, gidemezsin. Oturun. Aa, hacı oturttum. Hayati, iyi misin evladım? Hayati tehlikeye atlattı hocam. Ne? Öyle mi istiyordu? Çok hemen dışarı ya. Derhal şimdi. Of, ses yuvarını size çıkar rica. Kızın kafasını fın, yüz karasını fın. Nesin mi kaldı lan? Çek dışarı, sen de gelme. Hayati, ne istiyorsun? Tiyatro mu oynanıyor burada? Aaa! Hoca çıkarttı! Defolun diyorum, defolun! Şey öğretmenim, ben de defolayım ben. Sen de defol, gerizekalı Şabaniye. Bunlar gibi densiz, dengesiz, dengolu insanları anlatacağıma taş duvarlara tahta sıraları anlatırım daha iyi. Bugünkü dersimiz İstanbul'un fethi. Fethi demişken aklım abimin arkadaşı Fethi Bey geldi. Ey Allah! Bu örnekleri vermemiz doğru olmadı galiba. Yapacak bir şey yok. Bunlar hayatın birer gerçeği. Mesela bizim sanata, tarihe, kültüre gerekli ilgiyi göstermediğimiz de bir gerçek. Valla ben gösteririm. Sen kendi adına konuş. Yapalım bir yarışma. Anlayalım. Ya ne yarışması ya? Ne güzel arkada yatıyordum ben. Geliyorum ben. Genel kültür, sanat ve tarih yazmasını açıyorum. Buyurun. Yarışma! Hazır mısınız? Hazırız. İlk soruyu kız arkadaşlara yöneltiyorum. Sorunuz şöyle. Washington kimdir? Washington adıyla anılan portakal renkli hocayı bulmuştur. Yanlış! Yoksa Washington portakalını mı? Susunuz. Şimdi sıra erkek arkadaşlarımızda. Sorunuz şöyle. Dönüşüm adlı kitabın yazarı kimdir? Dönüşüm adlı romanın yazarı Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Nasıl ya? Boşuna mı döndü adam o kadar? Bir de dönüyorsun. Mevlana seni görse dönmeyi bırakırdı. Allah'ım yarabbim. Neyse, sıra kız arkadaşlarımızda. Gandhi kimdir? Bizim Gandhi. Şu bizim. Gandhi manifesti onun olayı bulmuştur tabii ki. 555. Kızım, sıfır unuttun. 0555 diye başla. Evren direkt sana mesaj atsın. Her neyse. Eğer Yeşil Giresun'u çalışmış olsaydınız böyle olmazdı. Neyse, diğer sorumuza geçelim. Realist ne demektir? Realist, Pest'te ve FIFA'da sürekli Real Madrid'i alan birine realist denir. Cehaletinizden son gözlerim var. Neyse.
sizin sorunuza geçiyoruz. Türkiye kaç coğrafi bölgeye ayrılır? 7. Hayret! Bravo! Sayınız! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Susun, susun! Yine olmadı. Doktor hanım iyi değil galiba. Her neyse, ölmedi gitti. Sizin sorunuz. Roma uygarlığına ait bir eser adı söyleyiniz. Tam bizlik sorunuz. Francesco Totti! Yanlış! Ya nasıl yanlış ya? Koskoca Roma uygarlığından bahsediyoruz. Francesco Totti'nin adı geçmiyor. Geçmez efendim. Size mi soracak? Romatizma? O da olmaz. O zaman Roma navas. Biraz abur cubur, ıvır zıvır magazin bilgileriyle mi yetiniyoruz? Şişt! Mesaj vermek yok, mesaj yok!